Like a man who takes you far away, far away, so very, very far away. Be a man who toplumun fark etmediği ancak çok tehlikeli olan bazı durumlar vardır. Gözümüzün önündedir, fark etmeyiz ancak bize büyük zarar verir. Bir eskimo atasözü diyor ki, seni avlayan ayı senin görmediğin ayıdır. Eğer biz karşımızdaki düşmanı görmezsek, anlamazsak avlanırız. İşte Bizim öyle bir düşmanımız var. Bizim dediğim toplumun, Türk ulusunun, bu topraklarda yaşayan herkesin sinsi, gizli bir düşmanı var. O da adliyedeki uyap bilgi sistemi. Bu bilgi sistemi vatandaşın kolaylığı için ona yardımcı olmak amacıyla getirilmiş bir bilgisayar programı. Aselsan hava mı öyle birileri yaptı. Ee, ne gibi zararı olabilir? Akla bu gelebilir. Adliyeye gidiyoruz, verilere ulaşıyoruz. Ee, Birçok kolaylık var. Eski yargılamalar çıkabiliyor, değiştirebiliyoruz. Yani daktilo'ya mı dönelim veya taş devrine mi dönelim e, denilebilir. Akla bu gelebilir. Ancak kazın ayağı hiç de öyle değil. Peki şunu soruyorum size. Almanya, İngiltere, İtalya, Amerika, Rusya gibi gelişmiş ülkeler neden uyap sistemini kullanmıyor sorarım size. Bunlardaki sistem kısmi deriz. Intranet deriz biz ona. Yani kapalı bir sistemdedir. Örneğin Ankara Adliyesi sadece kendi içinde kapalı bir sistem kullanır. Kısıtlı bir sistem kullanır. Yani Adıyaman'daki, Adıyaman Besni'deki bir mahkemenin dosyasını Ankara'dan birisi e, ulaşamaz. Ancak ulaşıyor. Yani uyap işte bu. E, nesi tehlike onu söyleyeyim size. Herkes her biriyi görebilir. Yani e, Amerikan konsolosluğundaki, Alman konsolosluğundaki bir bilişim uzmanı bu bilgileri görebilir. Nasıl görebilir? Örneğin bir savcı Almanya'ya iltica eder, tüm uyap şifrelerini, bazı teknik şeyleri verir, görür. Veya Ankara'daki Adalet Bakanlığı'nda çalışan bir çete mensubu bir takım bilgileri verir, İzmir'deki bir mahkemedeki ifadeleri değiştirebilir veya okuyabilir tanıkların gizli tanıkları öğrenebilir. Bu ne kadar tehlikeli. Toplum bunun bilincinde değil, birçok hukukçu bilincinde değil. Bakınız. Sesimi çıkaramadım uzun yıllardır. Yani bir sürü şeyle uğraştık, sıra UYAP'a gelmedi. İstanbul'da bir yargılama sırasında bakın yargılama sırasında oluyor. Bir e, tanığın ifadeleri silindi. Hakim e, tutanak tuttu, tekrar geri getirilmesi için uğraştı. Sonuç ne oldu bilmiyorum. Birçok insanın e, ifadeleri değiştirildi, bilgiler öğrenildi e, veya işte yok edildi. 10 yıl önce... Bu yap bazı kişilerin babasının çiftliği çiftliğiydirdi, istedikleri şekilde kullanıyorlardı. Onlar kullanıyorsa Alman istihbaratı, Amerikan istihbaratı kullanamaz mı? Veya işte bazı bilgiler değiştirilemez mi? E peki biz kendi vergimizle Almanların İsrail'in, Amerikalıların, Rusların kullanmadığı bir bilgisayar sistemini neden kullanıyoruz? Biz onlardan çok mu zenginiz? Uzaya füze mi fırlattık? Uydu mu fırlattık? Okyanusun dibine mi indik? Araç mı yaptık? Uçak mı yaptık? E peki neden lüks bir sistemi kullanıyoruz ve parası bizim cebimizden çıkıyor? Soruyorum size. Uyap konusunda bilgilenin. Uyap'a dikkat edin. Ben şunu biliyorum. Birçok kurt savcı ve hakim soruşturmaları ve kovuşturmaları sırasında Uyap'a kaydetmeyebiliyorlar. Çünkü tehlikenin farkına varmışlar. Ancak bunlar çok az bir insan grubu. Uyap'ı yok edecek olan biziz. Adalet sistemi Böyle sağlanır, böyle güçlenir, çağdaş bir ülke bu şekilde oluruz.